İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Gabar Dağı bir haftadır yanıyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı 23 Kasım'dan bu yana Artsah'ta 2290 hektar alan, 683 kilometre yol, 1937 bina patlamamış mühimmattan temizlendi. İran Dışişleri Bakanlığı basın sekreteri İran ile Ermenistan Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayan otoyol meselesine değindi. Batı Ermenistan'ın Maraş ilinde fil fosili bulundu. Tarihçi Lusine Gasparyan, kanıtlar Urartu'nun bir Ermeni devleti olduğunu ispatlıyor. Batı Ermenistan'ın Bürakn-Bingöl'de 35 hektar orman güvenlik gerekçesiyle kesilecek. Karar tamamen politik. Erebuni Müzesi kültürel değerlerini insanlara tanıtacak. İlk kez emsalsiz Yereruyk Tapınağı'nda bir açık hava klasik konseri düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın Şırnak kırsalındaki Gabar Dağı bölgesinde başlatılan askeri operasyon sürerken, Evanu Benat bölgesinde askeri helikopterden açılan ateş sonucu çıkan yangın da büyüyor. Bir haftadır devam eden yangına güvenlik gerekçesiyle müdahale edilmiyor. Gördüğümüz gibi Türk hükümetinin bölgedeki ormanları kasten ateşe vererek insanlığı ve doğayı maddi ve manevi büyük zararlara uğrattığı bu olay ilk defa değildir. Üstelik bu suçu tamamen habersiz ve masum insanlara yüklemeye çalışmaktadır. Rus Barış Gücü Birliği Artsah Dağlı Karabağ topraklarında misyonlar yürütmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre 27 kontrol noktasında Rus barış güçleri 24 saat durumu izleyerek ateşkesi sürdürüyor. Rus barış gücü askerleri Askeran, Mardagert ve Şuşa olmak üzere 3 yönde devriye gezdi. Rus Barış Koruma Birliği'nin mayın temizleme ekipleri tesislerde ve alanlarda mayın temizleme işlemlerine devam ediyor. 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren toplam 2290 hektar arazi, 683 kilometre yol, 1937 bina patlamamış mühimmattan temizlendi. 25.960 patlayıcı bulundu ve etkisiz hale getirildi. Rus Barışı Koruma Birliği'nin sorumluluk alanındaki olası olayların önlenmesine yönelik çabaları koordine etmek için Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile devam eden bir etkileşim içerisinde bulunmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sa'ed Hatipzade, ülkesi ile Ermenistan Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayan otoyol konusuna değindi. İRNA Ajansı'na göre sözcü, komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne öncelik verme politikasını vurguladı ve İran'ın komşularına dengeli yardım kullanmaya çalıştığını belirtti. İranlı kamyon şoförlerinin Azerbaycan tarafından tutuklanmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Hatipzade, İran'ın konuyu takip ettiğini söyledi ve sürücülerin derhal serbest bırakılmasını ve soruna önemli bir çözüm bulunması için yetkililerin görüşmesini talep etti. Batı Ermenistan'ın Maraş ilinin Türkoğlu ilçesinde yaşayan çiftçi Yılmaz Orçan'ın sürdüğü tarlada bulunan ve antik fil fosiliyle büyük benzerlik gösteren kemikler bilim insanlarınca incelenmeye alındı. Yılmaz Orçan, kiraladığı tarlayı sürdüğü sırada traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti. Orçan, traktörü durdurarak incelediği cismin büyük bir hayvana ait kemik parçası olduğunu düşünerek durumu tarlasına yakın bir alanda araştırma yapan bilim insanlarına haber verdi. İlk incelemesinde kemiklerin bir file ait olabileceği değerlendirildi. Eserler şu an için koruma altına alındı, incelemelerin tamamlanmasıyla uygun yerde sergilenecek. Parçalar kentteki arkeoloji müzesinde sergilenen antik fil fosili ile büyük benzerlik gösteriyor. Bu arada aynı bölgede bulunan 3000-3500 yıllık olduğu tespit edilen antik fil iskeleti Maraş Arkeoloji Müzesi'nde ışık, ses ve görüntü efektleri kullanılarak sergileniyor. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de yayınlanan Kendimizi Tanıyalım adlı programın ilk bölümünde tarihçi Lusine Gasparyan, Ermeni Devleti Urartu'nun diğer adıyla Ararat Krallığı'nın oluşumunu ve gelişimini anlattı. O dönemde var olan ekonomik ve kültürel fırsatlara değindi. kentsel gelişim, Urartu kralları tarafından yürütülen büyük ölçekli kentsel gelişim çalışmaları, binlerce yıl sonra bu tür bulguların bulunmasına neden olan ve antik dönemde Ermenilerin ileri teknolojilerinin gerçekliğini kanıtlayan teknolojiler hakkında ayrıntılı olarak konuştu. Tarihçi, şehirlerin ve köylerin korunması için yüksek konumlara inşa edilen kalelerin rolünü ve önemini anlattı. Batı Ermenistan'ın Bingöl ilinde bulunan Kara Cehennem ormanlarına ait 35 hektarlık alanın güvenlik gerekçesiyle kesileceği belirtildi. Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Halkın Demokratik Partisi Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, ormanların kesilmesi halinde Bingöl gelecekte büyük bir su sıkıntısı yaşayacaktır dedi. Bingöl Merkez ve Genç ilçesinin içme suyu Kürük suyunun beslenmesi olan ormanların kesilmesi kararına dernekler ve siyasiler tepki gösterirken kesiminin tamamen politik olduğu savunuldu. Onlara göre yöre halkı gelişmelerden çok tedirgin. Yöredeki orman yangını ve kesimi tamamen politiktir. Bölgeyi insansızlaştırma politikasıdır. Erebuni ve Mezamor müzeleri Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Polonya ve Fransız büyükelçilikleri ile işbirliği içinde zengin Ermeni kültürel mirası hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla arkeolojik kazılara yönelik geziler, sergiler, tanıtım seminerleri, sunumlar ve konferanslar başlatmıştır. Erebuni Müzesi'nde Ermeni ve Fransız çocukların Birlikte Kazalım adlı programına katılımı, Erebuni'den Teşabiliye 3 boyutlu imar başlıklı kitabın tanıtımı yapıldı ve Mezamor'dan Erebuni'ye konulu bir konferans düzenlendi. Erebuni Müzesi Müdürü Mikayel Badalyan, girişimlerin amacı mirasımıza değer vermek ve bunu kaliteli eğitim yoluyla yapmaktır. Ermeni ve Fransız çocuklar ortak kazılar yürütüyor ve hazinelerin ve önemli eserlerin kopyalarını buluyorlar diye anlattı. Badalyan, Erebuni'den Teşabiniye 3 boyutlu imar başlıklı kitaba atıfta bulunarak kitabın Urartu döneminden kalan arkeolojik alan olan Karmir Bulur ve Erebuni'deki çeşitli yapıların 3 boyutlu rekonstrüksiyonlarını çok güzel ve popüler bir şekilde sunduğunu söyledi. Bunlar kazılar sonucunda elde edilen verilere, Urartu ikonografisine, Orta Doğu arkeolojisine, Urartu çivi yazısı kaynaklarının derinden incelenmesi ve analizine dayanarak yapıldı. Avrupa Kültürel Miras Günleri kapsamında 25 Eylül'de saat 19'da eşsiz Yereruyk Tapınağı'nda kapsamlı miras adlı klasik bir konser düzenlenecek. Konser, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Ulusal Oda Müziği Merkezi tarafından gerçekleştirilecek. Türünde tek olan bu yapıda gerçekleştirilecek olan etkinlikte Hover adlı devlet oda korosu ve piyanist Ermenistan Cumhuriyeti kıdemli sanatçı Hayk Melikyan sahne alacak. Yereruyk Tapınağı'nda bu ölçekteki konser ilk defa düzenleniyor. Ulusal Oda Müziği Merkezi bu konserle halkın dikkatini bu eşsiz anıta bir kez daha çekmek istiyor. Yereruyk Tapınağı erken Hristiyanlık döneminde 4.-5. yüzyıllarda bir pagan tapınağının bulunduğu yerde inşa edilmiştir. Yarı harap durumda korunmuş ve günümüze kadar kalmıştır. Yereruyk adı paganların kurban etme geleneğinden gelmektedir. Uzmanlara göre Yereruyk Tapınağı bildiğimiz erken ortaçağ yapılarının en büyüğüdür. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dzirani topluluğunun solist Seyran Avakyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hamparsman Yerguşapti adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.